Merhabalar, ben Kötü Yüz Köfte ve Kasa Efsun'un 5. bölümüne hoş geldiniz. Yay, 5 bölüme ulaştık. Peki. Yanlış şey elimdeyken sağ tıkladım. Gördüğünüz gibi siz yokken bayağı bir değişiklik yaptım. Şuralara değineceğim. Şu chestleri düzenledim. Bunun yanı sıra bayağı bir bronz işledim gördüğünüz gibi. Biraz daha kapır toplamam gerekti tabii. Ayrıca burada da şöyle bir değişikliğimiz var. Tabii tarlamız. Ve ardından yeni rubber tarlamız. Evet. Gelin bakalım. Ardından siz şu o iş. Tamam, bu creeper'ı görmedim. Burayı bir ara düzeltmem gerekecek. Süper. Teşekkürler creeper. Senden nefret ediyorum. Evet. Toprak. Hadi bakalım. Oyunun sesini biraz aç. Bakalım şimdi ses nasıl? Tamam, benim duymam için daha rahat. Evet, bunları yerleştirdik. Şimdi sıkıntı büyük. Tamam. 1, 2, 3, 4. Evet. Yetişmiyor. Tamamdır. Sıra sende. Senin kauçuklarını istiyorum. Evet. Gel bakalım. Tamamdır. Bu biraz ön hazırlık aslında. Rubber toplama maceramız. Yani. Evet. Şimdi bir tane daha sapling olmuş. Evde bir tane daha olacaktı. Bakalım. Evet, var. 3 tane daha varmış hatta. Tamamdır. Rubber ağaçlarımız aynen bu şekilde. Normal ağaçları şimdi gerek yok, bölüm arası keserim. Biz size rubber'ı nasıl işlediğimizi göstereceğiz. Extractor'a koyuyoruz. Öncelikli olarak makineleri bir gösterelim. Recipe'lerinizi nasıl gösteriyorduk? 3, tamam. Alloy Smelter'ı biliyorsunuz. Kendisi iki farklı metali birleştirip ortak bir metal yapıyor. Ki bronzu bununla elde ediyoruz. Kompresör. Normal IC2'dan alışkın olduğumuz kompresör kendisi. Macerator gene aynı şekilde. Direkt IC2'nun macerator ile aynı. High Pressure Furnace ya da Steam Furnace fırın. Sadece buhar gücüyle çalışıyor. Forge Hammer'a birazdan değineceğim. Extractor ise gene IC2'dan alışkın olduğumuz extractor. Yapabildikleri arasında bunlar var. Bayağı bir şey aslında. Ama en temel görevi
sticker hazını rubber'a çevirmek. Sticker hazını işlemenin tek yolu ise Greg Tech ile birlikte. Birkaç yol var. Bunlar extractor atmak, centrifuge atmak ki bunda plastik de elde ediyoruz ki ileride buna geçeceğiz. Oo, glue da elde ediyormuşuz bunda. Bayağı işimize yarıyormuş. Sevdim ben bunu. Bunun sıra... Evet, bayağı ona geçeceğiz. Neyse, bu bize... şunu veriyor. Rubber pulp. Ve bunları fırına atıyoruz. Rubber pulpları işlemenin başka yolu var mı bakalım? Sıvıya çevirmek. Bu. Direkt pişireceksiniz. Şu iki arkadaş da buhar üreticimiz işte. Oy. Sizin suyunuz azalmış. Özellikle senin. Senin çok azalmamış. Bu suyu tekrar doldurma işleminden yakında kurtulacağız. Mesela odunları buraya atalım. Bunun yanı sıra gördüğünüz gibi bolca Sertus kartı ore topladım. Ufak bir kısmını direkt pişirip 8 tanesini kullanacağım. Yarım steğini de dust'a çevireceğim. Geri kalanı da burada dursun. Sertus kartları da şuradan ve şuradan topladım. Evet. Büyü zımbırtıları da şurada kalsın. Tamamdır. Evet. Bunlar bu şekilde bittiğine göre rubber'lar buraya geliyor bu arada rubber olarak. Bunun yanı sıra bir de bana şuna daha sonra işlerim. Yay! Sertus Quartz. Gördüğünüz gibi... bunlar tekrar bu arada... Evet, güzel yöntemler varmış. Nasıl çıkınır, ne yapacağız diye soracak olursanız... Yıkayacağız. Ardından Macerator'ı taklit etmesi için şunu kullanacağız ve... Voila! Sertus Quartz Dust'ımız olacak. Peki bunu neden yapıyorum diye soracak olursanız... Önce cam elde etmem lazımmış. Neden? No. Evet, cam elde ederiz. Öncelikli olarak kumluk bir araziye gitmemiz lazım. Hemen şurada var. Evet, burada sadece Sertus Quartz'ların peşine düştüğüm için diğer orlar gayet duruyor. Quartzite'ler de duruyor. Çünkü hedefim sadece Sertus Quartz'tı. Hedefime ulaştım. Peki de neden bunu fısıldayarak söyledim? En ufak bir fikrim bile yok tabii. O iş. Hatalı Birdcan! Yay! Minecraft'ın alışkın olmamız gereken bir olayı. Yerçekimine aykırı word gemler. Block update olmadan fark etmiyorlar kendilerini. Block update oldu mu küt diye aşağı iniyorlar. Evet. Hadi bakalım.
O esnada böyle. Bizim... Evet. Bizim WhatsApp grubu buna bir şeyler yağıyor. Her zamanki gibi. Ben de eve doğru ilerliyorum. Evet. Koşalım bakalım. Şimdi bir steak. Bir steak pişireceğim. Dörde bölelim. Siz de dörde bölelim. Fırından bol bir neyimiz var değil mi? Evet. Bunlar pişe dursun. Biz de ne yapacağız? Sen bu durumdasın. Tamam. Seni böyle atalım. Sert uskarslar. Buradasınız. Sizi biraz daha yıkayalım ya da hepinizi bir arada yıkayayım ya. Dur şimdi bu 16 tanesi bana yeter. Steel Hammer'ım muhtemelen kırılacak. Evet dediğim gibi kırıldı. O zaman Iron Hammer'a geçiyoruz. Yay! Hadi bakalım. Ve buradan itibaren de ıskalıyorum. Tamamdır. Quartz lastlarımız hazır. 8, 8, 8, 8. Bu şimdi işimizi görür. Ayrıca şu an merak ettiğim bir şey var. Sizler piştiniz mi? Tam pişmişsiniz. Bana bir tane... Bir zilden fazla iron lazım. Stickler burada. Ve karşınızda... Sertus Quartz Cutting Knife. Yay. 24 tane senden. Ve oyun çöktü. Hemen geliyorum. Evet geri geldim ve bu bug yüzünden Quartz Cutting Knife'ım kayboldu. Yay! Lanet olsun. Ama şunu yapabiliyor olmamız lazım. Evet. Şimdi bana bir adet wrench lazım. Ah bu wrench işlemiyordu değil mi? Bir tane sert su kartı wrench yaparız. Şimdi. Biz zaten şu an yapamıyormuşuz o kabloyu. O zaman ne yapıyoruz? Evet. Gel bakalım sen şöyle. Evet. Şimdi sen gel bakalım böyle. Tamamdır. Evet. Görüntü pek istediğim gibi olmuyor şu an. Evet, böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bakalım. Neyse, böyle kullanırız artık. Evet. Şimdi... Devamı... Tabi siz geleceksiniz şöyle. Devamı da şöyle gelsin.
neden bu kadar uğraşıyorum bilmiyorum. Sadece fantezisine. Evet. Evet, böyle bir fantezi uyguluyorum. Ne kadar akıl kârı bilmiyorum. Evet, bunu uygulamasam daha güzel olabilir şimdilik. Evet. O zaman hadi normal merdiveni. Ama bunu daha sonraki bölümde yapacağım çünkü bu ufak bir göstermeydi. Daha sonraki bölümde artık şunları dizerim. Siz şimdilik şuraya gidin. Siz de şöyle gidin, siz şöyle gidin. Geri kalanınız zaten oluyorsunuz. Tamamdır. Bir de bana siz lazımsınız. Şöyle, tamamdır. Ardından da size Four Chamber'ın ne işe yaradığını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi bu işe yarıyor. Plate yapıyor kendisi. Ve bir ara bu arkadaşları güncellesem çok güzel olabilir. Evet. Gördüğünüz gibi Hammer Durability'si yememize gerek kalmıyor. Sizi işlemeye gerek kalmıyor daha fazla. Sizi yanlış yere koymuşum. Onu fark ettim şimdi. Evet, ayrıca ben ne yapacaktım şimdi? Ha. Doğru. Ufak bir crafting yapacağım. O da bu. Şimdi öncelikle bize kaç tane lazım? 6 tane veriyor. 3 çarpı 9 18 26. Tamamdır. 26 tane bunlar lazım. O zaman bana bolca iron, bolca wood, bir de testere ve bolca eğlence lazım. Ve dur. Önemli şey unuttum. Slime. Şurada azıcık gezeye çıktık. Zaten şunlardan da anlamanız lazım. Evet, şimdi sen gel. 1, 2, 3. Tamamdır. Biraz daha yapabilirim aslında. Evet. Bu kadar iş görür diye düşünüyorum. Şimdi gel gelelim bunu nerede kullanacağız. Selam. Evet, şimdi bana üste çıkmamı sağlayacak bir şey lazım. Tamamdır. Tam olarak istediğim şey buydu. Ve bunun yanı sıra bana pipe. Ama wooden pipe. Aslında dur. Tiny'si de iş görür gibime geliyor. Şimdi senin için ne lazım?
Testere ve Hammer. Wood Plank bir de. Testerimiz elimde, elimizde, Hammer'ımızda, elimizde. Evet. Siz de aynı şekilde gelin testere, Hammer. Chainsaw mı lazım? Evet, chainsaw lazımmış. Böyle normal saw da oluyor. O zaman sen neden olmadın? Soft hammer. Tamam, soft hammer. O zaman 6 tane rubber. Tamamdır, soft hammer'ımızı yaptık. Ardından testlerimizi koyduk. Sonrasında da sizlere 60 tane bundan yaptık. Ve elimizden düşürdük. Şimdi bu arkadaşları yerlerine koymaya başlayalım. Bu arkadaşlar nedir diye soracak olursanız birazdan göreceksiniz. Hatta şöyle suyun yakınlarına bir yere koyayım. Evet, birincisi tamam ve bu arkadaş içinde su üretmeye başlıyor. İkincisine gelelim. Evet, sen de şöyle oluş bakalım. Evet, bu da hazır. Sonrasında geriye kalan tek şey. Wooden pipe ile, evet, bu wooden pipe gayet güzel sıvı veriyor sanırsam. Yanlış şeyi koydum. Bana ne oldu? Ha. Evet. Yapmamam gereken bir şey yapmışım. O zaman tamamdır. Bu arkadaşlara su koymak için bunu kullanamıyoruz. O zaman ne yapacağız? De kullanabiliyor olmamız lazım. Ve öldüm. Ne güzel. Evet, sen gel. Balta mı gerekiyor sana? Evet. Bu arkadaşa bronze pipe kullanmak gerekir bu noktadan sonra. Ufak bir deney daha yapabileceğim. Şimdi benim bronze pipe'ım var mıydı? Yoksa bile yaparız. Wrench. Ya da dur. Aklıma başka bir fikir geldi. Gel.
Camım olacaktı benim buralarda bir yerde. Evet, cam. 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 Ve cam. Bu camlarla ne yapacağız? Tank. İnventory'yi düzeltelim. Testlere gel. Evet. Ve ardından evet. Tamam da suyumuz buradan geliyor artık. Yapmamız gereken tek şey benim stone bulup bu delikleri kapamam. Stone'ları nereye koymuştum? Hah, buraya. Ardından da kürek bulup şunu kırmam. Sonrasında da gelelim. Şu yukarıyı kapayalım ve işimiz şimdilik bitsin. Kum, gel. Tamamdır. Çok iğrenç oldu ama olsun. Evet. Bunları bitirdiğimize göre senden Steam kısmına girelim. Yeni bir trigger. Liquid input. Tanklar. Şimdi. Senin konumun ne? 71, 70. Uzaklığı 70'te olan tank hangi? Yüksekliği. 69. Bu. Aradığımız şey yok. Down, activate. Normal vanilla water. Ardından liquid output. Coal boiler, small coal boiler. Tamamdır. Eğer bu doğru giderse sizin tam randevanını dolmuş olmanız lazım artık. Evet. Tanıtımda doluyorlar. Yaşasın. Tam olarak istediğim şey. Evet ve ben de artık burayı düzeltebilirim. Yay. Kılıç sen şöyle gel. Testere. Doğrusu kılıç şöyle gel. Testere böyle gel. Aslında testere değil. Balta buraya gelsin. Siz şöyle gidin. Sen şöyle gel. Ve yemekler şöyle gelin. Meşaller şöyle gelin. Geri kalanı rastgele dursun. Tamamdır. Seni atalım. Seni atalım. Tamamdır, mis. Yani şurası açık kalsın ya. Boruları görelim. Evet. Acil durumlar içinde bu sınırsız su kaynağımız kalacak. Bu şekilde ister gibi bir düzen geliştirdik. Peki. Şu an özellikle neden tonla plate geliştiriyorum? Bunu da bir sonraki bölüm göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü günler, iyi eğlenceler.